Sevgili arkadaşlar, insanların çoğu kandırıldığını bilmiyor. Bir insanı kandırmak, kandırılmış olduğuna inandırmaktan daha kolaydır. Dolayısıyla insanların çoğunluğu gaflette, kartal olduğu halde tavuk olarak inandırılmış. Hocam bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz diyebilirsiniz ama bunu ben söylemiyorum. Bunu kim söyleyebilir musunuz? Biz inançlı insanlar olarak Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz. Tam 16 ayet-i kerime var bu konuyla alakalı sevgili arkadaşlar. İlk En'am suresi 116. ayet-i kerimede insanların çoğuna uyan sapıtır buyuruyor Cenab-ı Hak. İkinci ayet-i kerime Allah'ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. Yine çoğu, bakın sevgili arkadaşlar, çoğu. Hocam çoğu böyle yapıyor, koyunlar atlıyor. Ben de atlayayım hocam gibi bir şey oluyor. Çoğunluk genellikle gaflette. Üçüncü ayet-i kerimeyi hemen okuyayım size sevgili arkadaşlar. Sebe 36, rızkı Allah'ın verdiğini çoğu bilmez. Bir ayet-i kerime daha var. Çoğu fasıktır. Cenab-ı Hak bu şekilde 16 bölümde Hazreti Allah insanların çoğunun gaflette olduğunu, hani bizim deyimimizle kartal olduğu halde tavuk olduğuna inandırılmış, potansiyelini kullanmayıp ömrünü zayi eden insanlar olduğunu anlıyoruz. Çoğu potansiyelini kullanmıyor ve hipnozda, gaflette, ayak bağlarını bilmiyor, engellerini bilmiyor. Var aslında, sorun var ama onu nasıl çözeceğini bilmiyor. Bakın, buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Sosyal medyada görmüş olabilirsiniz. Bir fil var, 6 tonluk bir fil, ayağında zincir var şu şekilde. O zinciri normalde şu şekilde salladığı zaman kopabilir ve kurtulabilir. Ama ne öğretilmiş o file, o güçlü file? Çaresiz olduğunu, bebekliğinden beri çaresizlik öğretilmiş. Bebekliğinde o zincirler onu tutuyordu. Ama artık bebek değil ki. Artık güçlü fil. İşte o filler nasıl yıllar önce Stockholm'da sirkte yanıyorlar. O zincirlerden dolayı kurtulamayacağını düşündükleri için kaçmayı bile denemiyorlar yangın çıkınca ve yanıp kül oluyorlar. İşte insanoğlu da bu şekilde gaflette. Çaresizlik öğretildiğinden dolayı denemiyor bile. Ben şimdi bu videoyu anlatırken bile o içinizdeki ses bazılarında ben yapamam, ben beceremem. Çünkü öyle öğretildi, öyle programlandı. İnsanın beyni bilgisayar gibi. O içindeki ses yapamazsın. Ben sana söyledim. Sen tavuksun, sen kartal değilsin diye tekrarlıyor. Ve bu ses istatistiklere göre günlük 60 bin ile 90 bin arasında tekrarlıyor sevgili arkadaşlar. Düşünsenize, bir adama 40 kere deli dediğiniz zaman deli olduğuna inanıyor. Ama o içinizdeki ses 60 bin kere geçmişte daha önceden duyduğun o sesleri tekrarlıyor. Yapamaz. Beceremezsin. Sen batacaksın, sen biteceksin. İşte şu kötü, bu kötü veya sana haksızlık yapıldı diyerek seni aşağı çekiyor. Ve sen öğrenilmiş çaresizlikten dolayı sana anlatılan çareye kulak tıkıyorsun. O içindeki çaresizlik kendini tekrarlıyor. Dolayısıyla çare var, çözüm var. Ayağa kalkman lazım. O içindeki sese odaklanmayacaksın ve şu sesime, benim şu cümleme dikkatlice odaklan. Sen değerlisin. İyi odaklan. Sen değerlisin. Hazreti Allah sana değer vermiş ve yaratmış. Diğer insanlar nasıl başardıysa sen de başarabilirsin. Senin de hakkın var başarmak için. Bunun için şimdi ayağa kalk ve harekete geç. İçindeki o olumsuzluklara kulağını kapat artık. Bu gerçeği kabul et. O içinde tekrarlayan negatif sesi dinlememek için bu gerçeği kabul et. Artık hedeflerine odaklan. Kendini geliştirmen gerektiğini bil artık. Kendini değiştiren üzerindeki hüküm kalkar. Yani bir insan değişirse, üzerinde negatif bir hüküm varsa o kalkar. Dolayısıyla sen de kendini değiştirebilirsin. Bu da gelişimle olur, harekete geçmekle olur. Biz yıllardan beri insanlara değişim için kendini tanıtıyoruz. Onlara ayak bağlarının ne olduğunu, nasıl çözeceğini ve potansiyelini nasıl kullanacağını yıllardan beri anlatıyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza hep bu konularda yardımcı olduk. İnanıyorum, sen de yapabilirsin, sen de başarabilirsin. Herkes başardı çünkü. Vakti saati geldiyse sen de bizim programımıza katılabilirsin.
Peki nasıl anlayabilirim hocam, ben vakit saat geldiğini nasıl anlayabilirim? Öğrenmeye açık mısın? Kendine zaman harcayabilir misin? Bedel ödeyebilir misin? Kendine değer vermeye hazır mısın? Hazırsan Hızır yetişiyor zaten. Bir çözüm karşına çıkıyor. Tevafuk her şey. Dolayısıyla sen hazırsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için bu videonun altındaki linke tıklıyorsun, formu doldurup gönderiyorsun. Biz de bakıyoruz, nedir ayak bağları, engeller nelerdir, nasıl yardımcı olabiliriz, hedefi nedir, oraya gidebilmesi için ne yapması gerekiyor, onu sana adım adım anlatırız. Bunun için yapman gereken şey, bu videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşçakal.